Merhabalar sevgili dostlarım. Bir süre ara verdik. Sokağa çıkma yasağı bilmem ne falan derken biliyorsunuz. Kaldık evde. Ve çekimlerimizi yapamadık. Bugünkü konuğumuz sevgili doçent doktor Erkan Kaba. Evet abi. Benim hem çok iyi arkadaşım, çok iyi dostum. Hem de gerçekten çok iyi bir cerrah, çok iyi bir doktor. Çok iyi bir insan. Teşekkürler hoş abi. Hoş bulduk. Sağ bugün ben böyle siyah beyaz giyindim. Evet abi tebrik ederiz sizi. Farkındayım. Hak ederek. Armağan falan da var böyle çok iyi. Evet çok güzel. Ettik. Ama inşallah seneye mavi gömlek ve bordo kravatta çıkacağız. Hayal biraz ama abi inşallah yani. Sevgili Erkan Trabzonlu ve çok iyi bir Trabzonsporlu. İnşallah göreceğiz. Hayallerimiz gerçek olur. Şampiyonluğunu Trabzonspor'un alkışlayacağız beraber. Severiz yani Trabzonspor'u biz de. Biz de aynen abi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Erkan göğüs cerrahisi. Gerçekten çok zor bir cerrahi. Fakat bu genç yaşında gerçekten çok büyük işler yapıyor. Estağfurullah. Biliyoruz da konuşuyoruz. Yani söylenti değil. Biliyoruz. Çünkü çok ortak hastamız ve dostumuz var. Sevgili Erkan bize önce bir kendini bir tanıtır mısın? Hani ben tanıyorum da dostlarımız da tanısın istiyorum. Sen nerede doğdun, ne yaptın, nerede okudun, şu an ne yapıyorsun? Sonra da biraz bilgilendirme konuşması yapalım dostlarımıza. Güzel iltifatlarınız için teşekkür ederim İltifat abi. İltifat olmadığını biliyorsun. Biliyorsun etmem. Yakışıklılığını ve gençliğini kıskandığımı da biliyorsun. Yani iltifat değil, gerçek bunlar. Sizin havanız var, karizmanız var. Biz sizi yakalayamıyoruz. Canım benim. Abi ben Kasım'ın 14'ünde 1980 yılında Adapazarı'nda doğdum. Ailemiz Trabzon'dan Adapazarı'na göçmüş bir aile. Lise eğitimime kadar orada tamamladım. Liseyi Adapazarı'nda özel bir kolejde okudum. Sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde memlekete geri dönmüş olduk. Trabzon'da tıp fakültesini okudum. Tıp fakültesi Trabzon'da? Trabzon'da evet. Evet. Sonra da cerrah olmak istiyordum. İyi bir cerrahi eğitimi nerede alabileceğim diye düşündüğümde İstanbul Tıp Fakültesi, ÇAP'a ilk sıradaydı. Orada göğüs cerrahisi anabilim dalında 2005-2006 yıllarında ihtisasa başladım. Beni yetiştiren sevgili sayın çok kıymetli hocam Alper Toker'in yanında yani ihtisasa başladık. Büyük hocadır yani. Evet. 15 yıldır da onunla birlikte göğüs cerrahisini işte yürütüyoruz. ÇAP'a da başlayan maceramız 2013'ten sonra ben 2011 ve 2013 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecbur hizmetimi yaptım. O da çok güzel bir dönemdi. Çok merkezi bir yerde. İyi bir eğitimden sonra verimli bir devlet hizmeti görevini yürüttük. 2013'te de Florence Nightingale'de göğüs cerrahisini ÇAP'a'daki o kültürle, o zihniyetle hizmet zihniyetiyle hocamla, Alper Toker'le birlikte kurduk. 2013'ten günümüze kadar da devam ediyor. Aynı zamanda Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 2018'den beri doçent olarak çalışıyorum. Aynı zamanda orada da göğüs cerrahisi anabilim dalı başkanıyım. Öğrenci yetiştiriyorsun, asistan yetiştiriyorsun. Asistan tabii ki. Harika. Senin de gurur duyuyor. İyi ki ayrılıp gelmişsiniz Florence Nightingale'e. Bir kere önce seni tanıdık. Bir mukabil Alper hocayı tanıdık şahsen. Evet, evet, evet. Bizim için de büyük bir gurur oldu ve şimdi birlikte çalışıyoruz. Gerçekten çok zor bir iş yaptığınızı biliyorum. Hani her iş zordur derim ben hep. İşiniz çok zor derler bize. Size deriz ki zor olmayan iş var mı ya? Hı-hı. 50 derecede inşaatta çalışan adamın da işi çok zor. Hı-hı. Ekmek parası için pazarda koşturan adamın da işi çok zor. Ama sizin işiniz ben de bildiğim için hakikaten çok zor. Evet, çünkü o sırada orayı açtığınız zaman hastanın akciğerlerini gördüğünüz zaman yani hayatıyla ilgili milimetrik dokunuşlar yapıyorsunuz. Evet abi bu sorumluluk duygusu çok yıpratıcı oluyor aslında mental olarak. Ve işin kalitesini öne çıkartan şeyler oluyor. Ameliyat esnasındaki tecrübelerimizle aldığımız kararlar. Tabii ki hani dışarıdan bazen hani zor, tabii ki zor diyoruz ama sonuçta bir ameliyat. Bir yerden bir dokuyu çıkartmanız gerekiyor. Kitabi kuralları belli. Ama içeride karşılaştığınız şeyler aynı şeyler olmuyor. Bambaşka oluyor değil mi? Ne kadar teknolojik gelişmeler, görüntüleme yöntemlerindeki teknolojik gelişmeler iyi de olsa biz ameliyatta hazırlıklarımızın dışında sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Şüphesiz. Özellikle kanser cerrahisi yaptığımız için kansere özgü bir takım trik noktaları var. O noktaları da belli bir tecrübeyle ve takımın birbiriyle olan iyi iletişimi sayesinde uyanabiliyorsunuz. Sizler onkolog olarak
bize şuraya dikkat et Erkan diyebiliyorsunuz ameliyatta. Ya da radyoloji ekibimizin filmlerde tespit ettiği çok küçük detaylar var. Çok büyük katkıları var tabii ki. Onların evet yani. Çok büyük katkısı var. Sevgili dostlarım şimdi sevgili Erkan hocamız hem bir büyük cerrah olarak hem benim kardeşim dostum olarak burada ama bir hasta yakını da aynı zamanda bizim konseptimize uygun. Çok genç yaşta değil mi amcanın oğlunu? Evet benim amcamın oğlunu kaybettik abi biz. 2009'lu 2010'lu yıllardı Ewing sarkom teşhisi konuldu. Onların da memleketi söyledik Trabzon. Amcamın oğlu Trabzon'da doğdu. Gebelik sürecini yengem orada geçirdi. O Çernobil değil mi? Hikayesinin gerçekliğini birebir yaşattı bize. Onun çok detayına girmek istemem şimdi. Ama o bölgede bu gerçek. Bizim yani, ailelerimizde hiç kanser hastalığı yoktu mesela. Şimdi hastalığımızda da hep konuşuyoruz onu. Ama işte günümüzdeki gelişmeler, kimyasal maruziyetleri, kanserojen maruziyetleri maalesef bunu karşımıza çıkartıyor. Oradaki evet. İlginç detay şu, pişmanlığım var benim onunla alakalı. Bir ders çıkartmak anlamında söylenebilir. Ben ihtisasımı yaparken hafta sonları Adapazarı'na gittiğimde amcam Gürsel'ti rahmetlinin adı. Bacağı ağrıyor dedi. Amca dedim bir ortopedist görsün mutlaka dedim. O öyle kaldı. Ondan sonra bana 6 ay sonra ameliyattayım akşam saat 5-6. Amcam beni telefonla aradı. Erkan biz çapadayız. Bizi muayene olduk. Bir onkoloğa gönderdiler Gürsel için dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Koştur koştur yanlarına gittim. Bir restoranda bekliyorlardı beni. Elime aldığımda akciğer filmini. Her yerinde yaygın metastazlar olan bir film. Oradaki pişmanlığım şu. Israr etmeliydim. Tabii benim de çok farkındalığımın yüksek olduğu dönemler değil. Meslek hayatımıza yeni yeni başladığımız zamanlar. Üzerinde duracağım, altını çizeceğim nokta o. Hani bir şikayet hekim olarak da değil, hasta yakını olarak da bir problemden size bahsedildiğinde ya git bir ortopediste gittin mi? Telefonla tercih edip gösterdin mi? Bir şey çıkabilir. Yani en ufak bir şikayeti göz ardı etmemeli. Bu aşırı pimpirikliliği getirmez. Şüphesiz. Yani kafada bunu çok büyütmeden ama tabii bilen birine danışarak. Tabii paranoya getirmeden bilen bir kişiden gerçekten bu konuda bilgi almak hayat. Yani hep söylerim yaptıklarımızla değil yapmadıklarımızla pişmanlık duyarız aslında. Evet abi. Yani yapmadığımız şeyler bizi daha çok rahatsız eder. Yaptıklarımızdan niye pişman olalım ki? Tabii böyle bir can sıkıcı durum evet. Bu süreç. Evet, evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet mekanı o tedavisi olsun. Olan bir süreçte değildi maalesef. O süreçte zaten ama şimdi onda da Ewing sarkomunda da çok başarılı işler yapılıyor bu genetik analizlerle. Gerçekten çok daha iyi durumdayız tabii ki o yıllara göre. Ama öyle bir hastalık ki bu yani 3 yıl önceye göre de çok daha iyi durumdayız. Ki siz bunu yakından bilen kişilersiniz. Evet. Özellikle akciğer kanserinde ki gelişmelerin hani teknik gelişmeler, ameliyattaki gelişmeler ayrı. Bir de bizim tarafımızdaki gelişmeleri çok yakinen yaşayan kişilersiniz. Sevgili dostlarımıza bu akciğer kanseriyle ilgili özellikle bu süreçte söyleyeceğiniz neler olabilir? Bu erken tanı sizin evrelemeniz neler önerirsin dinleyen kardeşlerimize? Şöyle akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sizin de her zaman üzerinde durduğunuz gibi en yaygın kanserlerden biri. Eskiden erkeklerde daha sık görülürken günümüzde kadınlarda daha çok görülmeye başlandı. Özellikle bazı tipleri. Teknolojik gelişmelerle biz robotik cerrahilerle akciğer kanser cerrahilerinde bir takım avantajlar elde etmeye başladık. Bunu bir kenara koyarsak bunun dışında günümüzdeki pandemi sürecinde bir şans oldu bir yandan. Çekilen tomografilerde erken evre akciğer kanserleri tesadüfen yakalanmaya başladı. Tesadüfen yakalanmaya başladınız ve erken evre. Evet. Zaten bunun üzerinde uzun yıllardır çalışmalar da yapılıyor. Tarama prosedürleri geliştirelim mi diye. Kısmen de onu belki siz de uygun görürseniz şöyle diyebiliriz. Bu vesileyle de hani pandemi döneminde çekilen tomografilerde çok sık akciğer kanseri gördüğümüzü vurgulayarak 50 yaşın üstünde sigara içen ya da ailesinde akciğer kanseri öyküsü olan kişilerin bir tomografi çektirmesinde ben sakınca görmüyorum. Yararlı kesinlikle. Olabilir. Ki bununla ilgili çalışmalar da aslında taramayı gerektiriyor. Ha düşük doz tomografi diye bir gerçek var ki Covid'de böyle yakalıyordunuz hepiniz şimdi. Evet, evet. Yani dostlarım gerçekten hani Covid şüphesi nedeniyle çekilen
o tomografilerde Erkan Hoca'dan o kadar çok hasta yakaladı ki ve bu büyük bir rastlantı ve evet, iyi bir rastlantı. Çünkü erken evre yakalanan bir akciğer kanseri, yani operable'sa, evet, ameliyat edilebilir bir hastaysa tam kür dediğimiz, tam şifaya ulaşabiliyor, değil mi? Evet. Peki ileri evre olanlarda ne tür şeyler yapabiliyorsunuz? Hani umudu kesmeyelim diyoruz hep ya. Kesinlikle bunlara çok şahit oluyoruz. Cerrah olarak, akciğer kanser cerrahı olarak ileri evre kanserlerde de yaptığımız çok fazla şey var. Ama hani hasta yakınları ve hastaya vermek istediğim mesaj hep de söylüyoruz. Hangi evrede olduğu çok fark etmeden ileri evre akciğer kanseri hastalarında da günümüzdeki tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde, onkolojik tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde, işte immünoterapi, hedefe yönelik tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde çok ciddi faydalar görüyoruz. Açık konuşalım. Erken evre güle güle ameliyat oldun, bitti dediğimiz hastaların 3-6 ay sonra beyin metastazıyla karşımıza geldiğini gördük. Bazı şeyleri öngöremiyoruz. Bu çok ekstrem örnekler tabii. Ama ileri evre, ya işte ileri evre kansersiniz, hadi gitsin köyüne bir 3 ay rahat olsun denebilecek hastalar. Biz ki biz asla demiyoruz. Asla. Böyle bir şeyimiz yok. Ama deniyor diyorlar. Evet, evet, denmemeli. Bunlara çok şahit olduk. Bir daha göremeyiz belki de içimizden geçirdiğimiz hastalar. Yıllar sonra karşımıza tedavinin etkinliğiyle hastalığı kontrol altında. Belki tam şifa olmadı ama hastalığı kontrol altında. Kronik bir hastalık halinde işte. Evet, tam olarak böyle söylemek lazım. Nasıl diyabet, nasıl yüksek tansiyon, evet, birer hastalıksa o şekilde değerlendirebilecek kronik hastalık sürecinde ilerleyebiliyorlar. Bir örnek daha vermek istiyorum. Çok da bu kısmı uzatmadan. Böyle hastalar geliyor. İşte yakınlarıyla beraber, işte babamın ne kadar ömrü kaldı diyor. İleri evde olduğunu söyledikten sonra bir şey demiyoruz. Öyle bir şey yok. Biz ömür... biz o işe biz bakmıyoruz yani. Bilemiyoruz. Biz sonuna kadar kurcalayacağız ve tedaviyi destekleyeceğiz. Evet. Ki araya not olarak şunu söyleyelim. Çok ciddi binlerce çalışma var dünyanın her bir yanında. Pat diye yarın bir haber gelip, değil mi? Hep tedavisi bulundu. Şey. Ve bu tedaviyle şifa elde edebiliyoruz. Denebilir. Bu şansı kaçırmak istemem ben hasta adıma. Bir anda kanserin tedavisi bulundu bile denebilir. Bir gen, evet, transferi yaparlar. Bitti. Bu kadar. Ondan sonra bitti. Hadi kanser kalktı değil mi? Onun için ayakta kalmaya çalışacağız. Evet. Ayakta ve hayatta. Evet. Ayakta kalmaya çalışacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Her an her şey olabilir. Hı-hı. Bu nedenle biz o süreci uzatma çabasıyla gideceğiz. Hı-hı. Peki Erkan'cığım, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu ben olayın hani böyle ederim, biraz daha bilimsel, biraz daha aydınlatıcı bir ismiydi. Evet. Bir sonraki bölümümüzde neler yapacağız? Makara yapalım. Tamam, peki, tamam. Zevkle. Makaramızdan. Ya benim sana sinir olmak dışında bir şeyim yok yani. Seni kıskanmak dışında. Sempati kazanmaya canım çalışayım. Evet, şimdi geldik en heyecanlı, en zevkli bölüme. Şimdi biz biliyorsunuz şarkı söylüyoruz. Zevkle. Söylemeye çalışıyoruz aslında. Yani o profesyonel, ben amatörüm. Ama bugünkü şarkıda bir farklılık var. Çünkü geçtiğim günlerde, benim doğum günümde, benim çok sevdiğim bir sınıf arkadaşım, Gülhane Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşım, sevgili beyin cerrahı kardeşim Doktor Orhan Yayla bana bir hediye göndermişti. Benim bir resmimi yapmış. Sanatı müthiş. Ve onunla konuşurken o doğum günü kutlamasında, Anneler diye bir şarkımız vardı bizim yıllar önce, bundan 30 sene önce. Ve bu şarkıyı istedi bizden. Dedi ki benim adımı da söyle. İşte Üsküdar'dan Hale, Lale, Jale, Trabzon'dan Orhan, Anneleri istiyor diye. Biz de Anneleri tabii 35 senedir bilmiyoruz. Anneler, büyük şair Ahmet Kutsi Tecer'in sözlerini yazdı. Ve benim çok uzun yıllar öncesinden çok özel dostum, yine bir Gülhaneli sevgili Doktor Erkan Özgün'ün bestelediği bir şarkıydı. Yıllardır söylemedik. Bir kere bir Semih'e bir yerden işte dinlettik. Elimizden geldiğince onu söyleyeceğiz şimdi. Evet Semih. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, tenimde bir yara işler gibisin.
titreyim rüzgarla keder ver misin? Bütün ümitleri yer alır gider. Tomurcuk açılır sel alır gider. Anneler büyütür el alır gider. Anneler beşikten der çocuğuna, acını görmesin gözün alemde. Teselli demeksin bana son demde. Bütün ümitleri yer alır gider. Tomurcuk açılır sel alır gider. Anneler büyütür el alır gider. Bütün ümitleri yer alır gider. Tomurcuk açılır sel alır gider. Anneler büyütür el alır gider.